Değerli izleyenler merhabalar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Siz değerli izleyenlerime üzüm yetiştiriciliği üzerine, zeytin yetiştiriciliği üzerine olsun, bahçe yetiştiriciliği üzerine olsun ve köydeki yaşantımla ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. Şu anda arabamın arkasına karpuz ve kavun fidanlarımızı hazırladık. Özellikle bunları da biz kendimiz yetiştirmiştik. Zeytinin arasına dikerek karpuz ve kavun tarlası yapmayı düşünüyorum zeytinin arasını. Küçük zeytinlerin arası boşluklar oluyor. Bu boşlukları da bu şekilde kavunla karpuzla değerlendiriyorum. Nasıl bir ekim dikim yapıyorum bunları da siz değerli izleyenlerime göstereceğim. Aynı zamanda bugün biber patlıcan da diktik. Bunların yerlerini de göstereceğim. Şu anda bu çekirdekten özel poşetler var, özel paketler var daha doğrusu. Bu paketlerin içinde, küçük mini seranın içinde bu fidanları yetiştirdik. Yetişen bu fidanları da şimdi direkt toprakla buluşturacağız. Değerli izleyenlerim şu anda fidanların durumunu göstereceğim ve toprakla nasıl buluşturuyoruz bunları siz değerli izleyenlerimle paylaşmış olacağım. Değerli izleyenler bu paketlerimiz özellikle şöyle yandan da şöyle bakıldığında birer su bardağını andıran paketler ve 5x8 olarak yani 40 tane gözü olan paketler. Bunların her birine birer ikişer tane çekirdek koyarak bu şekilde fide haline getiriyoruz. Burada en çok karpuzumuz var. Şunlar karpuz. Buralarda kavunlarımız. Kavunla karpuzu zeytinin arasına şimdi dikimin işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Değerli izleyenlerim şu anda kavunlarımı ve karpuzlarımı dikeceğim araziye geldik. Burası yamaçtı. Komple kademe açtırdım ben buraya. Ve şu anda aşağıdan 1, 2, 3 bir de üst kademe var. 4 tane kadememiz var. Bu kademeye özellikle traktör de devamlı burada çalışıyor. O yüzden kavun dikmeyi planlıyorum. Çünkü karpuz çok fazla yayılıyor. Karpuzun yayıldığı yerden motor geçemiyor. Ama kavun biraz daha kökenler kısa kaldığı için arasından da traktör çalışmış oluyor. Şu anda bu kademeye kavunlarımızı şöyle getirdik. Kavun fidanlarımız burada. Bayağı da mina serada olduğu için tığramaya başlamış. Biz buna uzamasını tığrama diyoruz. Daha fazla bu şekilde tığramadan toprakla buluşturmak istedik. Annem şöyle çukurlarını kazmaya başladı. Şöyle küçük küçük arası birer metre genişlikte. Arazi bol olduğu için şu anda burada ve zeytin arasına diktiğimiz için hemen hemen 10 santim şeklinde çukurlarımızı kazıyoruz. Ve bu kazdığımız çukurlara kavunlarımızı şu anda tek tek çıkarıp yerleşimini sağlayacağız. Değerli izleyenlerim şu anda annem çıkardı. Öncelikle fidanımızı bir göstermek istiyordum ama ikincisini de gösterelim. Annem hemen dikti bunu. Anne bir tane nasıl çıkarılıyor onu bir gösterelim. Şöyle arkasından ittirdiğimizde parmağımızla köklü olarak çıkıyor. Şöyle kökünü de göstereyim sizlere. Siz değerli izleyenlerime. Kökü her tarafında. Mesela 3 tane kavun dikilmiş mesela bunda. Hemen çukurumuza yerleştiriyoruz ve dikimini gerçekleştiriyoruz. Anne şunu da dikelim bir taraftan. Evet. Şöyle bu paketlerden çıkarması çok kolay. Arkasından ittirdiğimizde parmakla çıkabiliyor. Anne dağıttın onu. O kırıldı hafiften. Ondan oldu. Normalde pratik bir şekilde çıkıyor ama bunu biraz şey yaparken annem büktüğü için çıkamadı. Fark etmiyor. Köklü olarak çıkardıktan sonra bunlar tutacaktır. Annemle şimdi bunun dikimini gerçekleştireceğiz. Annem bir taraftan çukurları kazarken ya da ben çukuru kazarken annem de dikecek. Şu anda video çekmek için bu şekilde annemin dikmesini istedim özellikle. Yerini diksek açık. Yok anne bu gayet mükemmel. 10 santim yerinde diktiğimizde yeterli olacaktır. Değerli izleyenlerim burada mesela 3 tane köken var. 3 tane köken olması önemli değil. Bunu ayıramayız değil mi? Ayırmayalım anne. 3 tane köken de olsa güzel bir şekilde şey yapıyor o. Dağılımı güzel oluyor sonra. 2 tane olsun, 3 tane olsun bir şey fark etmez. Değerli izleyenlerim bu zeytinin arasında hem bu şekilde boş araziyi değerlendireceğiz hem de küçük zeytinler yetişene kadar bu araziden de bir anlamda nemalanmış olacağız. Bu şekilde hem arazimiz boş kalmayacak hem de içinden meyve zebzemizi almış olacağız. Evet çukurumuz
Burada gördüğünüz gibi ve kendi toprağıyla kavunları bu şekilde dikiyoruz. Evet, şu anda çıkarımını göstereyim. Çok pratik bir şekilde çıkıyor normalde. Biraz önce karton biraz yamulduğu için, yani plastik karton, o yüzden çıkmadı. Mesela yine çıkarırken şöyle. Kök atmış, kök. Kökünden dolayı mı çıkmıyor anne? Ne bileyim anam, ha işte yok, böyle. Kartonu büktüğün için çıkmıyor. Hayır herhalde. Ya ne bileyim, bükmeyin, büktüğün anam, büktüğüme koy. Böyle çıkarırsam yeter. Tamam, ben güzelce çıkarırım onu ya. Böyle çıkardım yeter. Dün gıcırlar aynı on etmiş. Bu an gıcırlar olmamış. Şey mi, öldü mü hemen fidanlar? Dağıl ve yo, bura diktiğimi tutmuş da. Eğmen de. Hemen getiriyorum. Birkaç tane daha dikimini gösterelim. Ondan sonra getireceğim hemen. Aç daha bak, derin kazalım bunları, görüyor musun? Ekürez çok yük olmuş. Onu al anne. Şu anda bak, burası 5 santim falan kazılmış. 5 santim olduğu için çukuru beğenmedik. Biraz daha 10 santim olursa kendi toprağıyla birlikte üzerine biraz daha bu nemli olan bu topraktan da yer vermemiz gerekiyor. Gazı verelim ya. Derin kazalım. Tamam. Ya. Tamam annem. Derin kazayım ben. Değerli izleyenlerim, bu şekilde kavun, karpuzları biz dikmeye devam edeceğiz. 10'ar santim kazmamız yeterli. Yanından damlama hortumu geçiyor. Damlama hortumuyla sulamalarını yapacağız. O yüzden herhangi bir su içine dökmüyoruz. Bu şekilde fidanları çıkarıp hazır yetiştirdiğimiz fidanları toprakla buluşturacağız. Bunların sonraki aşamasını da siz değerli izleyenlerime göstereceğim. Annem küçük bir fidan buldu. Küçük fidanı da bu az kazılan çukura gömmüş oldu. Çünkü fidan büyükse biraz çukurunu arttırıyoruz. Fidan eğer küçükse 5 santim çukur da yeterli oluyor. Mesela 5 santimlik çukur şu anda bu fidana yeterli oldu. Ancak buradaki fidan biraz daha büyük olduğu için 10 santimlik çukur anca bu fidana olmuş oldu. Evet. Dikim işlemini bitirdikten sonra da siz değerli izleyenlerime bahçelerimin durumunu da paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenlerim, şu anda buraya da biber ve patlıcan bahçesi yaptık. Arık sistemi üzerine kurduk. Ve açık kök aldık fidanlarımızı. Şöyle yakın çekimde göstereyim. Evet, biber fidanlarımızı bu şekilde suyun önce suladık. Suyun içine dikimini sağladık. Çünkü ilk can suyunu vermezsek hemen bayılıyor fidanlar. Bayılmaması için böyle bir uygulama yaptık. Arıkların içine güzellikle diktik. Her bir arığın içine iki tarafına fidanlarımızı yerleşimini sağladık. Ben buraya damlama sistemi çekeceğim. Damlama hortumu da yan tarafta hemen yığılı bir şekilde duruyor. Bunları arık arık hazırlayacağım ve ana boruya bağladığımda bahçem hazır hale gelmiş olacak. Artık ilerleyen süreçte bahçemizi çapalayarak verim verir hale getireceğiz. Şimdi de siz değerli izleyenlerime evimin yanındaki bahçemin durumunu da göstermek istiyorum. Değerli izleyenlerim, köy evimin yanına şöyle limon selvilerini zaten öncesinde dikmiştim. Gayet de güzel büyümeye başladılar. Bağlara humik asit, gübre attığımda bunlara da damlama hortumu çektim. Bunlar da nasibini bu gübrelerden alıyorlar. Bu arada evimin şöyle yanına da küçük bir bahçe yaptım. Domatesi çeşit çeşit diktim. Pembe domates, sırık domates ve yanına sırık olan salatalıklardan diktim. Domateslerim güzel gelişti. Bunları bağlayarak şu kamışlara ağdırmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda şöyle yer salatalığı diye tabir ettiğimiz yerde olan salatalıklardan diktim. Bu arada birisini şey kesmiş. Birisi de orada kurumuş. Burada tam 5 tane salatalığım vardı. 3'ü kalmış. Ne olduğuna bir bakalım birlikte. Evet, içinden bir tane böcük kesmiş, içini yemiş, içini yediği için de şu anda kalmamış. Büyük ihtimal kurt yedi ya da dana burnu dedi tabir ettiğimiz böcekler yedi. Şu anda 3'ü kalmış. Neyse, 3'ü de olsa bize yeter. İnşallah kalanları kesmez. Bu arada buraya da yine arık sistemi oluşturdum. Biberlerimi ve patlıcanlarımı diktim. Zaten yazın en çok bahçede istenen domates, biber ve patlıcan.
yanında salatalık, kavun, karpuz da olduğunda yaz ihtiyacımızı tamamını karşılamış oluyoruz. Buranın değişim sürecinde, son halinde siz değerli izleyenlerimle daha sonra paylaşmaya devam edeceğim.